2008 yılında Duranlı bir Sinop ilinin Duran ilçesinde bulunan bir vatandaşımızın eşine ait bir vadesi mevduat hesabı var. 2008 yılında açılmış. Bir döviz tevdiat hesabıydı. Toplam 12 bin euroya yaklaşık bir para söz konusuydu. Eşi vefat ettikten sonra benim müvekkilim olan eşine ulaşılamadı. Ulaşılamadığı için de bu para TMSF yani bankaya intikal etti. Evet, 10 yıllık süreçte vadesi mevduat hesapları eğer kişi tarafından hiçbir şekilde araştırılmaz ve o banka hesabıyla ilgili işlem yapılmazsa o paranın devlete intikali söz konusu. Bankanın tabii uyması gereken bir prosedür var yasa gereği. Bu aynı zamanda mülkiyet hakkını da ilgilendiren bir durum. Anayasal mülkiyet hakkını ilgilendiren bir konu. Kişilere ulaşması gerekir bankanın ve bu paranın devlete intikal edeceğini onlara bildirmesi gerekir resmi olarak. Evet, uygulamadı. Yargısal süreçte ortaya çıktı. 2019 yılında başladık. Önce bankaya başvurduk. Banka olumsuz cevap verdi. Biz de hak mücadelesine giriştik. Ondan sonra Sinop Asya Hukuk Mahkemesi yerel mahkemede olumlu karar aldık. Bilahare İstinaf Mahkemesi Samsun'a bağlıyız biz. Samsun da onayladı kararımızı. En nihayetinde de Yargıtay'dan da olumlu karar aldık. Evet, emsal olacağını düşünüyorum benzer işlerde. Banka tabii ki yasaya uygun hareket ettiğini, kişilere ulaştığını, ulaşmak için gereken işlemleri yaptığını, tebligatları yaptığını söyledi. Dosyada, yargılamada bilirkişi raporu da alındı. Bilirkişi de bizim lehimize bir kanaat belirtti. Ve neticede olumlu sonuca ulaştık. 3 yıllık bir yargılama sürecini başarıyla sonuçlandırdık diyelim.